İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er yaptığı açıklamada Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın katıldığı bir televizyon programında fındığı elinizde tutun çağrılarına uyan ve fındığını depolarda saklayan üreticilerin zarar ederek mağdur olduğunu belirtti. Geçtiğimiz sene Düzce Milletvekilimiz Sayın Fahri Çakır katıldığı bir televizyon programında fındık üzerine doktora yazacak bilgi ve tecrübeye sahibim. Üretici emeğinin karşılığını kesinlikle almalı. Fiyat bu sene geçen senenin altına kesinlikle düşmeyecek. Üreticiye önerim ne olursa olsun emanete vermesinler. Tüccara fındıklarını satmasınlar, ellerinde de bekletsinler demiş. Düzce dışındaki oda ve borsa temsilcileri ise stoklarda hiç fındık yok. Her ne kadar fiyat yüksek görünse de piyasa toprak mahsulleri ofisinin fiyatının üzerine çıkabilir. Bu olasılıkları göze alarak fındığınızı ihtiyacınız kadar satın emanete vermeyin diyerek Üreticilerimizin paneye kapılı fındığını satma, satmasın bekletsin. Piyasanın fındığa ihtiyacı var ve fiyatların da yakın zamanda üreticinin istediği noktaya gelecektir tarzında açıklamalar yaparak üreticiyi yönlendirmişlerdir. Özetle üreticiye fındığınızı pazar erken indirmeyin, emanete vermeyin yani kendi elinizde ambarınızda tutun denmiştir. Bu söylemlere güvenen ve fındık fiyatının artacağına inanan fındık üreticisi fındığını satmamış, Bugünkü güncel fiyatla zarar etmiştir. Fındığı elinde tutan üreticinin zarar ettiğini belirten er özellikle rekolte ile alakalı yıllardır söylediğimiz üzere resmi bir açıklama kanalı geliştirilmeli. Üretici rekolte ile alakalı olarak önünü görebilmelidir. Rekolte ile spekülasyonların oluşturduğu zarar ortadadır. Çözüm beklenmektedir dedi. Gübre fiyatlarındaki artışın üreticiler üzerinde oluşturduğu yükün taşınamaz boyutlara geldiğini belirten Er şunları söyledi. Ayrıca gübre fiyatlarındaki artışın üreticiler üzerinde oluşturduğu yük taşınmaz boyutlara gelmek üzeredir. Örnek olarak gübre taş 26 çiftçi dostu diye bilinen tarım kredi kooperatifinde bir aydan kısa bir zaman içerisinde 102 TL'den 110 TL'ye yükselmiştir ki üreticiyi mağdur etmeme adına Tarım Bakanlığı yetkililerini fiyatları kontrol ile alakalı olarak göreve çağırıyoruz.